Abi böyle iş olur mu ya? Abi lavaboya gidelim. Biraz profesyonel diye geldik biz buraya. Mikrofonunuz yok ya. Aa şuraya düşmüş herhalde ya bu. Yere düşmüş. Ben sizi görmedim. Kusura bakma. Abi Sinan'a mı özeniyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi onların arasında kala kala hırsızlık biraz büyük ihtimal bulaştı. Cebime yanlışlıkla girmiş. Yere düşmüş ya. Bir şey olmasın diye aldım. Basar 10 kişiyiz burada. Görmüyor musun? O yüzden kusura bakma. 70'in abi. Ne yapalım? Başlayalım. Evet başlayalım. Arkadaşlar Hak Kuş kanalına hoş geldiniz. Hak, Hakan'ın hakkı. Kuş da Hakan'ın kuşu. Göstereyim abi. Yok gösterme o kadar da şimdi YouTube sonra videomuz falan kaldı. Allah'a bir gelip şöyle video çekelim dedik. Evet arkadaşlar Hakan'ın Kuşu kanalına hoş geldiniz. Alkış! Arkadaşlar. Evet söyle. Konuşsun. Arkadaşlar merhabalar ben Hak Kuş. Tanıyorsunuz zaten tanıtmama gerek yok. Bu da Hakan kafayı şuradan sokuyor zor gözüküyor kameradan diye. Ben şöyle evet. Gireyim o abi o zaman. Tamam. Gayet iyi. Tamam. Şunu da ayağına vur. Benim göt göbek hepsi çıkıyor ya. Maşallah hepsi yerinde kardeşim. Eyvallah. Tanıştığıma çok memnun oldum abi. Eyvallah abi biz daha çok memnun olduk. Yani pandemi sürecinden beri Mami Hemen kanalını takip eden biri olarak karşımda seni görmek yani benim için büyük bir şeref. Allah'ım. Bilgisayar toplamayı bilmesek arkadaşlar göremeyeceğiz yani öyle söyleyeyim. Biraz daha konuştan alın. Muhabbeti değiştir. Abi nereden çıktı bilgisayar toplama? Ya biz bir firmayla anlaştık da para verecekler bilgisayar kur dediler. Bilgisayar da onlar alıyor ya. He bilgisayar işte oyun oynayayım falan dedim öyle bilgisayar kurmak istedim arkadaşlar. Anladım abi. Abi şimdi parçaları aldık. Parçaları ben size ufaktan bir tanıtayım. Ryzen 5'in 600 var. Anakart olarak X570P var. Asus'un Prime serisi. 16 GB HyperX RAM'imiz var. Kaç megahertz bunlar inanın bakmadım ben de kargoyla bugün geldi. 3600 MHz gayet hızlı olarak işinizi fazlasıyla görür abi. Abi biz bu işi bilmiyoruz da bizi kandırma. Yok abi ben satmadım sonuçta parçaları. Bu arada parçal seçimleri evet. Bana ait değil. Onu arkadaşlar söyleyeyim. Parçaları Star Teknom gönderdi. Reklamını yapalım mı? Aynen. Ziya abi teşekkür gönderdi. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ziya abiye de buradan videoyu Yücel abiyi ayarladığı için Yücel abiye kalsa alıp gidecekti. Doğru mu abi? Ziya o elmaları göndermezsen yemin ediyorum bu videonun yayınlanması izin vermem telif attırırım. Elma abi, gelecek. Elmanın bana gönderdi. Yarısını paylaşabilir mi? Evde var. Adammış lan bu. Yani sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ekran kartım. Ekran kartımız arkadaşlar GameWard'ın 3060'ı. 3060 da şu günümüz şartlarda sizi bütün oyunlar oynatır ki. Siz bildiğim kadarıyla oyun oynamayı bilmiyorsunuz çok abi. He aynen bilmiyorsun. Bunu niye söylüyorsun kamerada ki? Biliyor desene yalandan. He öyle mi? Abi, biraz biliyor desene. E-spor, çok az biliyor. E-spor klasmanında oyuncu kendileri. Şimdi arkadaşlar. Şundan bizde yok ha. Ben de yeni aldım abi. Ses güzel. Biraz düzgün olsun diye. Parayı kazanıyorsun Hakan. Yok abi borcu aldım. Hakan. Kredi kartına taksit aldım. Yapma Hakan. Vallahi abi kredi kartına taksit kaç aldım. Kaç taksit? Vallahi 12 yapıyordu. Ondan aldım. Benim Instagram linkinden tıkla da para kazanalım. Öyle mi? Tamam peki. Teşekkür ederim. SSD olarak 860 göndermiş Ziya abi de 970 falan olsaydı sanki bir tık daha iyi olurdu. Aaa. Ya. Nasıl yaptın bunu Ziya baba ya bize iyi en iyisini yolla dedik 860 yollamışsın 970 varken. Yok 860 da güzel de 960 hız olarak bir tık daha iyi. 980'ler çıktı. Neyse oraya o muhabbeti ben atmayayım Ziya abiye dokunuyor ucu. Sıvı soğutucu var arkadaşlar. Kasa olarak da Thermaltek var arkadaşlar. Birazdan montajına geçeceğiz. İnşallah güzel bir bilgisayarla seni buradan uğurlayacağız abi. Yemeğimizi yedik Allah'a şükür. Afiyet olsun. Eli böğründe. İlk defa mı yiyorsun abi? Bu arada ben bu videom Kahramanmaraş'ta çekiliyor arkadaşlar. Ben de Kahramanmaraşlıyım ama... Hiç burada yaşamadım. Burayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sadece dondurmayı biliyorum. Ben de Adanalıyım da onu nasıl geldim ona da bilmiyorum. Daha. Yani ben de Adanalıyım ama buraya nasıl geldim ben de onu bilmiyorum. Gidemiyorum da. Ya parçalarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmayalım abi istersen. Montajına tamam. Geçelim. Bilgisayarcıyım diyordun bana. Ben mi? Yücel alakası yok. Ben hiç öyle bir şey söyleyeyim. Kayıtta var mı böyle bir şey? Bilgisayarın B'sinden anlamam. Telefonda var. Öyle mi? Tamam ben evet bilgisayarcıyım arkadaşlar ama donanımla alakalı hiçbir bilgim yok. Mesela şu ne diye sorsanız fan var üzerine herhalde fandır bu. Büyük ihtimal soğutuyordur bir şeyi. İşlemci abi. İşlemci mi? Aynen. İşlemci. İşlemci içinde fanı var. Şaka. Fanını kullanmayacağız. Fanla ben çökeceğim tabii ki. Senin burada fanın var. Nasıl ya? Ya bu küçük iş. Olur mu ya Ziya abi gönder bunu elini çek. Ziya baba ne diyor alacağım falan diyor ya öyle olmaz. Benim bunlar. Hepsini takacaksın. Bir tane eksik olursa burada vallahi abi billahi şimdi... telif attırırım. Allah bunu takınca bunu takamıyoruz ama abi. Bunun yeri boşalıyor. Yerine bu büyüğü takıyoruz. Küçüğü kalıyor. Abi sen onu da tak bir köşesine. Bir yer bul tak ya. Ben öyle şey olmam. Vallahi küçük tamam abi. Tepesine takarım. He tamam. Tepesine takarız abi. He. Yani içerideki... Işık yanacak mı ışık? Işık yanacak abi. Tamam. Başlayalım.
Lafı fazla uzatmayalım. Adamın da işi gücü vardı. 10 kere laf fazla uzatmayalım dedi, uzatıyor. Allah'ım inşallah bir daha demez, bunu da uzatmaz. Peki başlayalım abi. Evet. Şimdi ben kutuları açayım mı? Olur. Hangisini açayım? Vallahi canın hangisini istiyorsa. Bu ne ya abi? Bence ilk önce şunu açayım. Büyük ihtimal anakart en alta konur. Değil mi? Anakart en alta konur diye düşünüyorum. Ben kasaya geldim ya. He, kasayı, bunları alak mı burada? Sen kutuyu aç abi. Benim kaburgam çatlak ya, her şey kaldı. Yok tamam, sen kutuyu aç, ben kasayı sökmeye başlıyorum. Tamam şunu. Bu açılmış. Bu Ziya... nasıl, hiç bunun güvenlikte bir şeyi yok. Abi Ziya abi açmıştır. He, tamam Ziya açtı sakın. Abi kontrol demet bey kargodan gelince. He, pardon. Zeki çocuk ha. Çok sevdim ya Hakan'ı. Gerçekten mükemmel bir çocukmuş. Çocuk dediğim de. Yaş. 34'üm abi, iki çocuğum. Tamam. Tamam ben bunu şey yaptım, açtım. Başka, tamam mikrofonu bir şey yapmayacağız. Hemen alıyor bu sıra, takıyor mikrofonu. Ya dursun burada abi, yok. Öyle bir durum yok. Sıkıntı yok abi, onun için tamam, yapmadım. Teşekkürler. Hediye de mi istiyorsan, ayıp oluyor. Ayıp mı oluyor? Vallahi edersen iyi olur. Koskoca Mami Hemen kanalının bir mikrofon alacak parası yok arkadaşlar. Ya almıyoruz, biz parayı seviyoruz. Dur bunları şu sağlama alak da bunlardan hepsini dolmuyor. Hepsini açayım mı? Hepsi lazım olacak mı? Tabii abi hepsini kullanacağız. Hepsini derken abi bize şu lazım. Şunlar lazım. Onlar lazım. Şunlara gerek tamam, yok. Tamam onu abi. Bunu şöyle yapalım. Kıldırgıcık malzemeyi de şey yaparız olmazsa. Aynen. Bunların içine atarız. Bunların RAM olduğunu biliyorum. Bunlar RAM değil mi kanki? Evet RAM. RAM'i biliyor musun? Buna mı tutacağız RAM'i? Yok abi. Onu şey yapacağız. Onu işlemcinin üstüne saplayacağız. Ya Allah bismillah. Rotanın bir detaylı olsun inşallah. Benim de artık bilgisayarım oluyor. Çok uzun yıllardır. Babam rahmetlik derdi ki sen ortaokulda güzel karne getir alacağım derdi. Adam gariban da oluyor ama alamadı. O günden beri ilk defa bilgisayarım var. Vallahi billahi. Evde yok mu abi? Yok. Ya bunu şey olsun diye söylemiyorum. Nasip yok. Olmadı. Laptop falan da mı yok? Hiçbir şey yok. Evde nasıl takılıyor? Telefon, evet, telefon. Gariban bir 6S kullanıyorum. iPhone 6S. Ben de buna çöküyorum. O nasıl fan ya? Abi bu küçük fan. Şöyle bir şey. Altında macun var abi, elini sürme. Aa, işlemci. Macun varsa kesin işlemci bu. Yok, o işlemci şurada. He, bizim tamam. İşimizi görecek şey burada. Yok şaka yapayım, bunu da vereceğim. Ben 50 tane var bundan. Macun da iyiymiş. Bunu vereceğim de bu... Aynen garantili soruyorlar mı lan fanı? Sormuyorlar değil mi? Gerçekten Hakan'ı çok yakından takip ederim YouTube'dan. Bütün videolarını izledim baştan sona. Harika bilgisayar topluyor. Abi 400 tane biliyorum var. Yani hepsini değilse de ben... izledim yani izledim. Hakan'ı çok yakından takip ederim. Ben bilgisayar aşığıyım. Malzemeleri nasıl tanıdığımdan belli zaten bilgisayar aşığı olduğum. Şimdi son olarak şunu da açalım. Buradan da hamama gidiyoruz değil mi abi? Hamama mı? He. Aa Maraş'ın hamamları da ünlü ha değil abi. Mi? Biliyorum Maraş değil mi? Tamam. Oğlum bu çok pahalı bir şey değil mi? En pahalı parçamız o şu anda. Burkut. Burkut. Maşallah ne güzel isim ya. Burkut'tan... Bana hatip erteleceğim. He pardon. Sakin. Ben hiç şey yapmayayım ya. Ellemeyeyim de sonra problem olmasın. Nasıl abi beğendin mi? Vallahi bence yakışıklı duruyor. Nasıl anlayabilirim bilmiyorum ki. Abi bu tişörtü artık hiç yıkamayacağım. Adam görmüş abi, yakalandık. Öyle mi? Elimi oraya süreyim lütfen. Yapamıyor mu bu işi ya? Sıkıntı yok. Sinan olayda onu çaktırmadan sürdüydü. Hiç. Hayatta anlamaz durumu. Eve gidince Allah Allah ne olmuş lan buraya derdi. Bende de böyle bir hastalık var. Her şeyi böyle parçalı bir yerlere yapıştırırız falan böyle oynarım. Bende de toplama hastalığı var gördüğüm zaman. Ulan birbirimizi tamamladık, ekip olduk be abi. Koş. Abi artık bizi bir videonda oynatırız. Tamam. Benim saçımı kesebilin, sakalımı kesebilin, bıyık hariç. Sen bu konuda küfür var mı? Var var. He. Da boyabilin. O olacak bir video var da acaba. Ya görüyor musun tecrübeyi? Anladım adamın videosu bok olacaktı. Mikrofonu takmamış daha ya. Oradan bir tıklatsana abi mikrofona. Nerede?
Mikrofonu sen oraya aldın, o işte mikrofonu. Yok, bu şeyi abi, Allah'ın sınavı. Hasan'ın... Nereye koydun? Şuraya koydun. Nereye koydun? 1-2 oyun atarız şeyden, PUBG Mobile yüklarız. Valorant. Valorant da olur. Oynayabiliyor musun? Oynayacağız, öğreneceğiz. Yazıyorum Google'a Valorant nasıl oynanır. Oradan öğrenelim. Abi oynaya oynaya ya. İnancın olsun, ben de hiç bilmiyordum. Ya benim de oyunla alakası olan bir adam değilim. Mouse lan. Mouse. Counter Strike oynamışsındır ya şimdi müsait. Aynısı bir iki tane büyü var adamlarda. Ya biri buz atıyor, biri duvar çekiyor. Şeyler yapıyor. O mevzu. Hakkuş'un kanalına bir reklam verin de adam okutar sizin oyununuzu övdü. Yok ben oynuyorum yani hastası olarak. Buradan oynuyorum. Buradan sesleniyorum. Der gibi kameraya bakayım. Ha ben de ondan soruyorum. Bu adam hiç malzeme getirmemiş diyorum. Bunu nasıl kuracak diyorum ya. Olur mu abi? Ben de bu kadar basit bir şey bana diyor ki 5 saat sürer diyor. Benim rekorum 13 dakika. Macunlu şimdi ben elime değil de ona biraz macun süreceğim mi? Şimdi yok abi niye sürmeyeceğiz? Şeyin üstünde kendi var zaten. Sıvı soğutucu kuracağım ya. He. Sıvı soğutucunun üzerinde olacak. Bunda bir arıza çıkarsa Burkut'la birlikte gel. Sıkıntı yok abi geliriz. Ben geleyim dedim sen yok dedin. Ya ben Maraş'a gelmek istedim belki. Sizin bu ortamınızı görmek istedim. Ya da Sibel yengeden korktu. Aşkım buradayım bak görüyorsun Maraş'a gideceğim dedim. Gerçekten burası Kahramanmaraş konumdan bakabilirsin diye. Buradan da klaba gideceğiz yenge. Gerçekten neden? Ben hiç öyle bir isteğe gelip yok yok abi seni mağdur edecek bir şeyler koymayız. Evet. Merak etme o konuda. Çünkü yengen ne kadar asabi olduğunu biliyorum. Aynısının bir örneği de bende var. Aynen. Ben de bakayım da öğreneyim ya. Öyle. Anakart aynası. Heyecan abi işte heyecandan. Nasıl? Burkut iyiyim değil mi? Hemen dedim ne işten bizle alakası var dedim ya. Yok işte abi heyecandan seni evet. Görünce şimdi burada bir Sinan da olsaydı, bir Mami de olsaydı, Canik de olsaydı ben... Sen bunu yapamazdın. Falan olurdum böyle. Aynen. Bu büyük ihtimal video bitmezdi. Sıkıntı yok abi bende ışıklısı var onu verdim. Hakikaten ya ışıklı niye gelmemiş ya? Bunda da her şey var lan. Işık... Bilgisayar dükkanı gibi ha. Gidince bir odama bak kahve içmeye geleceksin herhalde. İşime yarayacak şeyler vereceksin değil mi? Sıkıntı yok abi bakarız hallederiz. Ziya Baba sponsorumuz ya sana veririz. Ziya Baba da bize gönderir gelir. Aynen. Ziya var ya adamdır adam. Bu arada Star Teknoma bir gün her anında Star Teknoma teşekkürler. Bana dedi biliyorum sakın reklam yapmanıza gerek yok abi sakın öyle bir durum yok falan dedi. Ben de ya bırak istemem yan cebime koymadım. Ya. Ya şu an mesela bu arızalı çıkma ihtimali var mı? Var tabii ki. Abi kul yapsın. Kul yapsın yani ne olur ne olmaz. Yani arızalı da gelir. Bizim başımıza geliyor. Biz normal mağazada topluyoruz. İşlemci bozuk oluyor. Görüntü gelmiyor. Sabaha kadar arıyoruz. Nerede bu arıza, nerede bu arıza? Elinde yedek olursa güzel. Hani bulabiliyorsun ama elinde yedek olmazsa bittin. Sende de hepsi var zaten bulursun. Yani kısmen. Ne? Aa, küfür ettiler. Hiç alışık değiliz. Ben eskiden oraya bip koyardım, şimdi bundan sonra ördek sesi. O zaman bu videonun büyük ihtimal her yerinde ördek olabilir. Bak 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 diye video biter. Bu da tamam. Biter de bir şey ben takayım ya. Tamam. Neyi takabilir? Ekran kartını. Ben mi taktım yapacak bir şey yok. Yapacak bir tane kablo takarım ya. Yalandan gözükeyim yapıyor gibi. Bilgisayarcıyım dedim ya. Aynen. Bilgisayarcıyım dedim hiçbir şeyden anlamıyorum ben herhalde. Sen adliyede memurdun değil mi abi? Eskiden. Bıraktın mı? He bıraktım. Hmm. Ben burada bir... Video çektim geçenlerde. Adama dedim makinem bozuk kardeş. İşlemcim bozuk dedim. Malın fiyatı 2800 lira. Çocuk son parasını vermiş tribe girdi. Nasıl bozuk? Olamaz. Şu bu. Allah Allah. Nasıl yavru ne yapardı? Ne yapacağız dedim. Yenisini alacaksın. Yapacak bir şey yok. Güç kaynağı değil mi? Aynen. Ya Allah bismillah. Lan vallahi heyecanlandım ya. Normalde hiç huyum değil. Bana sordu Ziya abi. Ne olur diye. 3 fanlı takacaktık. Kasa ellerindeki stok çok yetersiz. En güzel de buydu. Hmm. Dedim 3 fanlı olacağına 2 fanlı olsun. En azından dedim kasa güzel olsun. Adreslenebilir RGB bu kasa. Yani ışıkları böyle istediğin gibi ayarlayabiliyorsun vesaire. Abi şöyle kamera ısınmayan... Kamera arkasında gelmeyi çık kardeşlerimize teşekkür ederiz. Isınmayan... Onlar da yemek yedir. İlk önce onlar yedi sonra biz yedik yemeği. Bu adam direkt işten geldi ya. Burkut. Ona izin alacaktım da saatlerim olabilirsin. Galatasaraylısın ya. 3 tane kameramız var ama ısındı arkadaşlar. Isınınca hava sıcak, klimayı açtık, bir şeyler yaptık ama yapacak bir şey yok. O arada ben Yücel abiyi çok bekletmem adına anakartı taktım. Şöyle size inceden bir göstereyim. Sıvı soğutucumuzu takacağız daha sonrasında. Sırayla mı bunlar? Abi tabi. Tamam. Yani şimdi önce sıvı soğutucu da takabilirim ama montaj kısmında biraz zorlanırız o zaman. Ben oturayım anca şey yapacağım. Sen otur abi sıkıntı yok. Biz yavaştan yavaştan şunu bir açalım. Sıvı soğutucu da bu arada... Ziya abi bana 3 fanlısını söz vermişti. Daha bir gelecek bekliyoruz Ziya Bey.
Sana mı? Evet. Abi benim kasa çok büyük. Gidince görürsün. Aşırı büyük. Bunun benimki ne ufak? 2 katı, 3 katı. Abi gerek yok ki yer katlar. Tamam. Benimki gösteriş amaçlı. Tamam. Hani bir fonksiyonundan olduğundan değil yani. Su mu geçecek bunun içinde? Abi içinde kimyasal bir sıvı var. Evet. Su dönüyor. Hani arabanın radyatör mantığını düşün. Ayrı sistem. Onu da bilmiyorum. Yani sen arabaya bir su koyuyorsun ya, bakımlarını yapıyorsun değil mi arabanın? Ben yapmıyorum, servise götürüyorum, o yapıyor. Eskiden ama bende Renault Station vardı. Onda sürekli yok. Su doldurayım, sürekli su eksiltiyordu araba. Ha onu diyorum yani, sonuçta her su eksilttiğinde servise gitmiyorsun değil mi? Yok. Gördükçe sen koyuyorsun. Herhalde canım. Ha. Mesela silecek suyu bitti diye açıyorum, dolduruyor. Aynen, o mevzu. Bizimkinde demiyor, biz arada bir bakıyor. Bizimki gariban araba. Bunun biterse sıvısı ne olacak, ben dolduramam ki? Abi yok, onun ortalama. Yani 2-3 yıl sonra performans kaybı başlar. Ne değiştirmen lazım? Ha. Yani senin değiştirebileceğin bir şey değiştiriyorlar ama senin yapabileceğin bir şey değil. Hatta ben bile yani bu kadar bilgisayarcılık hayatında. Ben bile hiç değiştirmedim. Ha iyi tamam. Kostüm sıvı soğutucular var. İçinden böyle borular, ışıklar geçen. Onlarda böyle bir hazne var. Üstünden döküyorsun. Gördükçe aynı böyle yani. Bitmiyor ama eskiyor. Şey yapıyorsun böyle, kutusunun içinde bir tane paket geliyor. Üstüne dolduruyorsun. Onlar basit. Bunlar da sen yapabileceğin bir şey değil. Söktüğün tamam. Zaman bütün sıvısı akar. Tamam. Macun değişimin olur. Tavsiye 6 ayda bir. Yani ben 6 ayda bir değiştiriyorum. Oğlum, iyi oluyor. Ben... Şu az önce ellediğin macun vardı ya, evet. O işte. Bu yani yılda bir, 6 ayda bir mümkün mertebe. Adliyede çalışırken yapıyordum bunları. Gerçekten. Sıkıntı yok. Bunu şöyle, sökmen... böyle damla bırakıyorum sonra bastırıyordum, o kendisi şey yapıyordu. Şimdi onu sökmen biraz meşakkatli. Bu şey gibi değil. Normal soğutucular gibi değil. Biraz meşakkatli. O yüzden çağırırsın bizi. Artık Osmaniye'nin evet. Neyi meşhursa yeriz. Osmaniye'nin hiçbir şeyi meşhur değil ki. Adana'nın meşhur. Osmaniye'de bir şey yok. Neyse sıkıntı yok. Simit daha geçen gün aldım geldim. Osmaniye simidiyle şalgam var. Bizim Sefa şalgamı götürdük seni. Valla ben bir yerden şalgam aldım da adamlar... Suriyeli miydi? 15 liraya aynen, şalgam mı olur ya? 5 litre 15 liraya şalgam aldım Osmaniye'den. Pahalı mı? Yok. Adana'da 25 lira. Diyor, peki o soğutucunun şeyi nereye denk gelecek? Abi soğutucuyu şuraya koyacağım. Hayır, şu macun. Üstüne, bunun üstüne basacak. Onun üstüne basacak. O harbiden şimdi... o fan o zaman şey yani gereksiz değil mi? Tabii o boşa düşüyor. Ben onu şaka zannediyordum ha. Yok ciddi boşa düşüyor. O hani bunu alamayacak, bütçesi yetmeyecek arkadaşlara şey yapıyorlar. İçine koyuyorlar basit bir şey. Hakan senin işçiliğin temiz kanka, ben izledim videoları. Abi kendime toplar gibi topluyorum. Şunu aynen. Tutarsan. Teşekkürler. Biraz manidar oldu ama. Lan. Böyle bir şey tutunca aklıma en kötü şeyler geliyor. Ne gibi? Benim atım vardı da, onun kuyruğunu tutunca da şöyle yapıyordu o aklıma geldi. He gördüğün gibi. Kim bile ne düşündü? Instagram'da. Yok abi ben de yani tut derken hakikaten manidar dedim ya. Evet. Hakikaten eşek sikim gibi ya. Hakan'ın bir videosunu izledim, gece saat 2.30 diyor, sabah işe gideceğim diyor. Doğru mu? Doğru abi. 2.30 değil. Adam emek veriyor. Altıda. Altıda montajının bitip kanala yüklediğim, ondan sonra da yatıp 9'da kalkıp işe gittiğimi biliyorum. 3 saatlik uykuyla. Tamam bokunu çıkartma da. Bir kere iyi ki bir övdük. Allah şükür arkadaşlar 1.5 saatte anakartla şeyi taktık. İşlemciyi. Ama benim suçum mu abi? Yok hayır. Yani Sony ya da Fuji ısınmayan bir makine yapsaydı. Şu an günümüzde 8K teknolojisi varken 4K çekim yaparken ısınıyor. Yani bizim işimizi sekteye uğratacak bir durum bu. Mikrofon nereye? Bir şey söyleyeceğim. Mikrofon bu abi onun şurası alıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Burada dızcılık gerçekten herkeste var herhalde. O da çalmış bir. Ben de mikrofona ben de bakıyorum. Şuradaydı diye. Hatırlıyor. Şöyle değil mi? Yani şöyle durursa ikimiz de alır sanki. Nasıl aldın onu oradan ya? Eli hızlı. Kavga etmeyin. Kavga edin aşağıda. Susun lan. Arkadaşlar biz buraya sabah 11'de geldik. Yücel abi geldi. Şöyle göstereyim. Kasasını topladık. Ya bu kadar bir aksilik, bu kadar bir şeylik olamaz. Benim olunca olur ya. Bana gelince oluyor böyle şeyler. Ben kesin bir şey olacak da ne zaman olacak diye bekliyorum.
Vallahi abi işte yani bizlik bir durum değil. Anakart arızalı çıktı arkadaşlar. Yok, görüntü vermiyor. Görüntü vermediğinden mütevellit de ben şu anda kendi anakartımı getirdim. Yani yedekte olan bir anakartım vardı. Onu getirdim. BIOS update'ini falan yaptık. B450 bu. Mecburen onu şey yapacağız. Burgut kardeşim de sağ olsun söküyor şu anda diğer anakartı. Ortalığı size göstersem şöyle savaş alanı bildiğiniz gerçekten savaş alanı diyebilirim. Şu anda anakart gördüğünüz gibi sökülüyor. Şöyle göstereyim. Daha bir de bak şurası var şöyle. Gördüğünüz gibi. Yani bu arıza durumu bizi perişan etti. Sökülen anakartı yerine bunu takacağız. B450'yi takacağız. Sökülen anakartı bununla değiştireceğiz. Sökülen anakartı da garantiye göndereceğiz. Artık yapacak bir şey yok gelene kadar. Abi gelince nasıl yaparız? Sen mi gelirsin ben mi geleyim? Vallahi siz gelirsiniz. Sizin misafir ederiz orada. Vallahi iyi abi. Bir artık eli böğründe de biz yeriz orada. Oo, iyi ki beni böğründe yedirdi ya. Çiğ köfte söylerim ben size. Tamam abi sıkıntı yok. Gene de olur. Adı yörem de olur. Gel şurada var mı lan adı yöreme? Arkadaşlar kasayı uzun uğraşlar sonunda bitirdik. Şu anda saat kaç abi? 12.40. Yücel abim yola gidecek. Sibel yenge diye bir faktör var. Bizim evde Sema diye bir faktör var. Sabahtan beri beni arıyor. Ulan bu nasıl bilgisayar kurmak? Bu kadar uzun sürer mi diyor. Abi işte şimdi şöyle bir durum var. Normalde sürmez ama başımıza gelen talihsizlik size de zaten anlattım arkadaşlar. Anakartta bir problem çıktı. Anakartı servise yollayacağız. Yani biz de elimizden geldiği kadar yedek anakartla falan işi götürmeye çalışacağız. Normalde video böyle olmayacaktı. Yani gerçekten ben böyle olsun istemezdim. Güzel bir video çekip böyle görsel efekti falan. Ama olsun sonuçta bilgisayar kuruldu. Yedek anakart ayarladılar sağ olsunlar. Onu ayarlamak zorunda da değillerdi. Ama teşekkür ederiz. Abi yok problem yok şimdi buraya kadar misafir çağırıp da buradan boş döndürürsem bana ayıp. Gerçekten. Boş döndürmüyorlar. Başka bir anakart koydular. Benim anakartım değil ama yine güzel bir anakart koydular. Onunla birlikte alacağız bilgisayarımızı gideceğiz. Birkaç hediye verecek bize Hakan. Sıkıntı yok abi. Orayı da çekeriz. Şimdi işimiz bitti arkadaşlar. Sistemi kurduk. Valorant yükledik. Valorant mı oynayacaksın abi? Valorant öyle oynayayım ya. Beni öldürürler sabah akşam da ben yine de öyle takılırım ya. Sıkıntı yok abi. Birlikte oynarız. Ben seni korurum ya. Sıkıntı tamam. Yok. Herkes aynı şeyi söylüyor burada. Aşağıda oynuyoruz. Abi ben seni korurum arkama geldi. Ben akşamları boş olduğum zaman oynuyorum abi. Kısmen video çekimlerim olmadığı zaman ya da yoğunlukla benim işim bilgisayar toplama olduğu için başkalarına hep Valorant yüklüyorum. Sistemleri testlerini Valorant'ta yapıyorum. Hani adamlar belki GTA oynayacak, başka bir şey oynayacak. Adamlara biraz şey vermiyoruz, özgürlük vermiyoruz. Aynen şu an kurulu bilgisayar. Dediği gibi Valorant kuruldu. Bütün driverlar falan kuruldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bir gösterek mi Valorant? Tamam gösterek. En azından birkaç FPS aldığını görelim. Tabii üstünde B450 var arkadaşlar. Hani tam performans değil ama X570 isteyeceğiz büyük ihtimalle firmadan geri tekrar. X570 geldiğinde ben gideceğim Osmaniye'ye. Takacağız anakartı. Orada kısa bir böyle zaten oyunlarını falan da indirir gelirim ben abi. Ya da sen zaten kullanacaksın. Başka oyun da indirirsin büyük ihtimalle. Sonuçta artistik indiriyor. Problem olmaz abi. Aynen. Oyun testlerinin arkadaşlar. Bir video daha çıkıyor o zaman abi. Bir video daha çıkar. Sözünü aldık arkadaşlar. Osmaniye'de Yücel Battal 2 kanalımızda yakında. Takipte kalın. Videoda emeği geçen. VIP Games ekibine Mustafa Güçlü, Mehmet Güçlü, Murat Bayır'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelmedi ama videomuza. Abi buradan da Ziya abiye sesleniyoruz. Perişanlığımızı gör. Anakartımızı biraz çabuk yolla abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kasamız burada. İçinde bizim B450 var. Valorant'ta da 400 FPS aldı abi. Nasıl sence? Maşallah. Ben çok FPS olaylarına falan anlamıyorum da bir ince biliyorum. Yani bazı videolarda falan baktım 400 FPS falan. İyi gibi. Akıcıydı değil mi oynarken? Tabii yok çok iyiydi. Yani diğer oyunlarda da arkadaşlar zaten... Gayet akıyordu. Diğer oyunlarda da arkadaşlar zaten hani merak edenler 5600x 3060 yazıp YouTube'dan testlerine vesaire bakabilir. Videoyu burada bitirmek istemiyorum. Ayrılmak istemiyorum ama... Yani buna bölüm 1 diyelim biz. Bölüm 1, ikincisi de Osmaniye'de arkadaşlar inşallah. Evet inşallah Osmaniye'ye gelecekler. Orada çiğ köfte ısmarız arkadaşlar. Biz Elibörü'nde Osmaniye çiğ köfte. Tamam. Yorum sizin. Yorumlar kısmına bekliyorum. Çiğ köfte sen mi meşhur? Arasına da fıstık koyuyoruz biz. Manyaksın sen. Peki. Yiyelim. Bir bakalım tadına. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumu da bol tutun bu arkadaş. Abi ben söylüyorum. Kimse şey yapmıyor. Nasıl yapmıyor? Emeğimi... Yok. Öyle değil. Sen emeğimi gördün değil mi? Gördüm. Ben buraya sabah kaçta geldim? Vallahi 11'de mi geldin? 11'de. Ben buradaydım abi. Şu an saat kaç? Saat 1 şu anda. Birçok problem çıktı. Normalde çok çabuk daha halledebilecek bir şey ama işte anakarttaki o BIOS olayları falan
yeni anakart koy, başka bilgisayar getir, 12'ni dene derken biraz da eğlendik, yemek yedik. Tabii canım, onlar da var. Şu an saatimiz 12.55. Gece 12.55. Emek var, gerçekten emeklerin karşısını inşallah alırlar. İnşallah. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öpüyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm için takipte kalın. Arkadaşlar burada VIP Game neydi? VIP Game? VIP Game E-Spor. He, VIP Game E-Spor salonuna çok teşekkür ederiz. Sabahtan beri bizim bütün kahrımızı çektiler. Beleş yedik, içtik. Allah razı olsun hepsinden. Ortalığı da biraz kirlettik. Toparladık da hani biraz yine de kirli. Çok teşekkür ederiz Mustafa. Rica ederim. Sağ olun. Ne demek istersin? Yine bekleriz. Ayaklarınıza sağlık. Tamam abi. İnşallah. Ya biz böyle hizmet gördükçe sürekli geliriz zaten. İnşallah hep beraber. Yandınız bekleriz. Söyleyeyim. Kasaya da oturun bak, hem fazla para da alıyorum. Gördün? Adam 47 lira 50 lira diyorum. Adam çıkıyor. Hiçbir şey de diyemiyor ben onunca. Abi her zaman senin burada olman bizim avantajımız. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Tekrar misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Yemekler falan mükemmeldi. Rica ederim. Allah razı olsun. Afiyet bir Maraşlı olsun. Olarak ilk defa eli böğründe yedim. Mükemmel bir şeymiş. Afiyet olsun. Sağ ol. Hakan baba. Yapar getiririm abi ikinci bölümde. Sana da teşekkür ederiz. Ne demek? Baş tacı. Görüşürüz tamam. Abi, hadi görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala tekrar abone olun. Şuraya da gelin. Abi finali bizim evde yaparız. Öyle mi? Tamam. Birkaç bir şey alacaksın ya. Ha, beleş. Hakan sözünde durdu. Beleş hediyeler hepsini aldım. Bir kuruş para vermedim. Hakkın helal et. Sonra bunlar bir şey olur sonra. Yok abi estağfurullah. Bir şey olursa alo diyorsun. Ekstra kamera da verdi bana. Kamera, mouse, mousepad, kulaklık hepsi için tek tek teşekkür ederim. Evet olalım. Ziya'ya da teşekkür ederim. Evet Ziya abi destek vermeseydi zaten bu video olmazdı. Aynen, büyük ihtimalle. Kulaklığı da aldık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Abi ne demek? Sözünde durdun. İnşallah ikinci videomuz da olacak Osmaniye'de. Bir o ara anakart problemi çıkmıştı bildiğiniz üzere. Aynen. O anakart problemi de çözüldükten sonra ikinci videoyu da orada çözeceğiz. Yani çözülür de ayarlarız ya inşallah en kısa zamanda. Ben takibini sağlarım. Anakart nerede bu arada ya? Hakikaten anakart ne yaptı? Bizim şeye sorayım mı abi çocuğa? Ne yapayım? Ben hiç uğraşmadım. Burkut'la Sinan sağ olsun topladı o kadar. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın, sizlere zahmet. Gerçekten büyük bir emek var, tek başına buraya kadar gelip bu abone sayısına ulaşıp böyle bir yer yapması falan başarının yani olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok seviniriz. Gece saat şu an 2.05 geçiyor. 2.05 geçiyor. İşimiz bitti. Her şey için çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Ne demek? Allah razı olsun sana da baba. Eyvallah abi. Dediğim gibi kanala anladım. Mutlaka abone olun. Bak bu kadar emek var. Emeklerin karşılığını inşallah alırsın kardeşim. İnşallah abi. Çok mutlu oldum geldiğin için. İnşallah. Bütün ekiple birlikte ikinci bölümde İnşallah. Görüşeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.